TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ ile ilgili kitap ele geçirildi. Gözaltında olan bir örgüt üyesi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ operasyonları devam ediyor. Yapılan son operasyonlar kapsamında FETÖ ve paralel devlet yapılanması ile ilgili 11 adet kitap ve 4 adet kitap kapağının ele geçirildiği ve örgüt üyesi olarak aranan bir şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Malatya E-Tipi kapalı cezaevine konuldu. Öte yandan jandarma ekipleri kentte kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Son bir hafta içerisinde jandarma ekipleri tarafından sorumluluk sahasında 3730 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtildi. Yapılan yol kontrolü ve denetlemelerde ise 21.497 kişinin sorgulanmasının yapıldığı ve aranan 85 şahsın yakalandığı ifade edilirken, trafik uygulamalarda ise 4568 aracın kontrol edildiği bildirildi. Uygulamalarda trafik kurallarına uymayan 162 araç sürücüsüne ceza kesilirken 43 araç trafikten men edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Ağbaba mesajında bölgemizde yaşanan gelişmelere bakıldığında 1 Eylül kutlamasının ötesinde barışa en fazla ihtiyaç duyulan gün olarak önümüze çıkıyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırdığı ve 2. Dünya Savaşı'nın başladığı gün olan 1 Eylül'ün Dünya Barış Günü olarak kutlandığını belirterek, ancak bölgemizde yaşanan gelişmelere bakıldığında 1 Eylül kutlamanın ötesinde barışa en fazla ihtiyaç duyulan gün olarak önümüze çıkıyor diyen Ağbaba, biz barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve dünya özlemiyle her türlü kirli savaşa karşıyız. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyanın savaşlarla, kardeş katliamlarıyla, acı ve gözyaşlarıyla anılmasına son vermeliyiz. İşte bu yüzden her zamankinden daha çok barışa, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barışın egemen olacağı bir gelecek diliyorum dedi. Malatya Emniyet Müdürlüğü bir haftalık vukuat raporunu açıkladı. Türkiye genelinde aranan şahısların da aralarında bulunduğu zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü 22-28 Ağustos tarihi arasında yapılan operasyonların raporunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye genelinde aranan şahıslar da dahil olmak üzere 26 kişi ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan isimlerden bazıları ve suçları da yazılı açıklamada yer aldı. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde dolandırıcılık suçundan aranan MK isimli şahıs, uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı SY isimli şahıs, hırsızlık suçundan Gaziantep Adliyesi'nce verilen yakalama emrine göre aranan AG isimli şahıs, tehdit suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılan ve Pazarcık Adliyesi'nce verilen yakalama emrine göre İÇ isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca dolandırıcılık suçundan İstanbul Adliyesi'nce verilen yakalama emrine göre aranan HD isimli şahıs, alkollü araç kullanma suçundan aranan ŞS isimli şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Küçükçekmece Adliyesi'nce verilen yakalama emriyle aranan NG isimli şahıs da ekipler amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Cumhuriyet Halk Partililer Taksim Manifestosunu onaylıyorum imza kampanyası başlattı. Soykan Parkı'nda başlatılan imza kampanyası 1 Eylül'de sona erecek. Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Taksim'de düzenlenen mitingde açıkladığı Taksim Manifestosu için partiler imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer'in girişimleriyle başlatılan imza kampanyası, Soykan Parkı'nda İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerin de katıldığı imza kampanyası 1 Eylül'de sona erecek. 10 maddeden oluşan Taksim Manifestosu'nun hayata geçirilmesi için imza kampanyası başlatıldığını belirten Tuncer,
tüm Cumhuriyet Halk Partilileri ve Malatyalıları imza kampanyasına destek vermek için Soykan Parkı'na davet etti. Bugün burada bir imza kampanyasını başlatmak için bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak Taksim Manifestosunu onaylıyorum. Adı altında bir kampanya başlattık. 15 Temmuz günü demokrasimize katletmek isteyen hain, hainler darbe girişiminde bulundular. Bunları lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahibi olduğu silahları, yani kendi silahlarımızı yurttaşlarımıza ve yüce meclisimize karşı kullandılar. Yurtsever askerler ve vatandaşlar hainlere karşı görevlerini, gövdelerini siper ettiler. Demokrasiye sahip çıkmak için tankların önüne yattılar. Darbecilerin kurşunlarına hedef olarak şehit olan kahraman askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca yaralılara da acil şifalar diliyorum. Parlamenter demokrasimize sahip çıkmak için 10 maddelik Taksim Manifestosunu imzaya açıyoruz. Demokrasimiz için tanklara, kurşunlara karşı gövdesini siper eden halkımızın aynı duygularla kampanyamıza da destek vereceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Kadın kolları Türkiye genelinde bir kampanya başlattılar. Malatya'da da ilk kadın kollarımız bu kampanyayı sürdürmek için bugün Soykan Parkı'nda bu standı açarak imza kampanyasını başlattılar. Bu tabii yarın da sürecek. Dolayısıyla imzalamak isteyen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbe bir daha bu ülkede darbelerin yaşanmaması için ve bu darbenin niye yaşandığını irdeleyen ve Türkiye'ye bir manifesto olarak sunduğu Taksim'deki manifestonun halkımıza anlatılması amacı taşıyor. Aynı zamanda halkımıza onaylatılması amacı taşıyor bu kampanya. Darbe girişimini kimse aklından dahi geçiremeyecek ve Türkiye çok çektiği, bugüne kadar çok zarar gördüğü darbelerden de bundan sonra çekmemiş olacak ve gerçek anlamda demokrasiyi bu ülkede hep birlikte yerleştirmiş olacağız. Bu anlamda bu kampanyayı tabii gerçekleştiren kadın kollarımızı da kutluyorum. Dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl türü Malatya'da görüldü. Kanadı kırık kuşun tedavisini yapan Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü kuşu 2 hafta sonra doğaya bırakacaklarını söyledi. Türkiye'de ilk kez 2011 yılında Antalya'da, 2013 yılında da İstanbul, Bahçeşehir ve Nevşehir'de görülen Hint gölet balıkçıl kuşu yolunu şaşırdı ve bu kez Malatya'da görüldü. Zor bulunan bir kuş türü olan Hint gölet balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşlar tarafından Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Koruma altına alınan balıkçıl kuşun yaralı olduğu tespit edilince, Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılarak iyileşme süresi kontrol altına alındı. Şu kırık yeri, yine radyosu kemiğinde kırık var. Dünya üzerinde İran ve Doğu Hindistan'da, Burma, Bangladeş ve Sri Lanka bölgelerinde az sayıda bulunan, kısa boylu uzun gagası ve deve tüyü rengiyle dikkat çeken balıkçıl kuş, görenleri hayrete düşürdü. Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Abuzer Karataş, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden getirilen bu küçük balıkçıl türü Hint gölet balıkçıldır. Türkiye'de çok fazla rastlanmayan bir kuş türüdür. Kuşun kanadındaki kırık dokularını başarılı bir operasyonla bir araya getirerek tedavisini gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 hafta sonra eski sağlığına kavuşup doğaya bırakmayı ümit ediyoruz dedi. Müdürlüğümüze Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden getirilen bu küçük balıkçı Hint gölet balıkçılıdır. Türkiye'de pek rastlanmayan bir türdür. Daha çok Doğu Hindistan, İran, Sri Lanka ve Bangladeş gibi ülkelerde görülür ve oradaki sayıları da çok azdır. Yaralı olarak bize geldi. Kanadında kırık vardı, radyoz kemiğinde. Bizim yapmamız gereken bu kemikteki kırık dokuları bir araya getirip iyileşmesini sağlamaktı. Bunu yaptık. Yaklaşık 2 hafta sonra iyileşip doğaya salmayı bekliyoruz. Tahminimiz o doğrultuda.
Türk Müziği Konservatuarı için öğrenci alımları başladı. Öğrenci alımları yetenek sınavı ile yapılacak. Başvurular 10 Eylül'de sona erecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türk Müziği Konservatuvarı'na öğrenci alımı için ikinci kez düzenlenecek olan yetenek sınavı ön kayıt başvuruları başladı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez eğitime başlayacak olan Türk Müziği Konservatuvarı ilk olarak Nisan ayı içerisinde yetenek sınavı yaparak 20 öğrenci aldı. 40 öğrenci ile eğitime başlayacak olan Türk Müziği Konservatuvarı yetenek sınavı için ikinci kez ön kayıt başvurusu alınmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Konservatuarı Yetenek Sınavı Ön Kayıt Başvuruları, Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde 10 Eylül 2016 tarihine kadar sürecek. Adaylar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarında başvuru yapabilecek. En az lise ve dengi okul mezunu adayların müracaat edebileceği sınav sonucunda 10 kişi Türk Halk Müziği, 10 kişi de Türk Sanat Müziği alanında olmak üzere toplam 20 asil, 5 de yedek öğrenci belirlenecek. Müzik dinlemenin sadece kulağa hoş gelmediğini biliyor musunuz? Günde yarım saat bile olsa müzik dinlemek kalp hastaları ve çocuklar başta olmak üzere herkese iyi geliyor. Müzik ruhun gıdasıdır diye boşuna dememişler. Müziğin insan ruhuna ve bedenine iyi geldiği bilimsel olarak da açıklandı. Uyku düzensizliği, kalp hastalıkları, çocukların gelişimi için günde en az yarım saat müzik dinleyin diyen uzmanlar 7'den 70'e herkesi müzik dinlemek için uyardı. İşte müziğin faydaları. Yaş ilerledikçe beyin fonksiyonları yavaşlar ve yaşlı bireylerde bunama, Parkinson ve Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalıkların görülmesine sebep olur. Ancak araştırmalar gösteriyor ki bir enstrüman çalmak, müzik dinlemek beynin yüksek düzeyde çalışmasını tetikler. Aynı zamanda müzik unutkanlığı önler ve zihinsel gelişimde rol oynar. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, okul öncesi çocuklarda çocukların bilmedikleri kelimeleri kolay kavradıkları ve kelimelerin anlamlarını açıkladıkları, ayrıca ilkokul öğrencilerinin görsel ve sözel zeka seviyelerinde diğer müzik dinletilmeyen öğrencilerden daha çok geliştiği gözlemleniyor. Hangi tarz olursa olsun, sizin iyi hissetmenizi sağlayan dopamin, serotonin hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur. Depresyonu, stresi, kaygıyı azaltır. Kalp hastaları üzerinde yapılan araştırmalara göre kalp ameliyatı öncesinde hastalara en sevdikleri müzik veya şarkıları dinletiyor ve hastanın daha çok endorfin hormonu salgıladığı gözlemleniyor. Gün içerisinde herhangi bir dalda müziği veya favori sanatçınızı dinlemek, gün sonunda size stresten uzak, derin ve huzurlu bir uyku müjdeliyor. Uyku problemi yaşayanlara da ilaç niteliğinde bir yöntem olduğu da bilimsel olarak açıklanan faydalardan biri. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.